Orhan Kemal ve Arka Sokak Orhan Kemal genç neslin sevilip tutulan yazarlarından biridir. Ancak genç nesil eski nesil diye bir ayırım yapmak bana gitgide saçma görünmeye başladı. Orhan olsun, Samim olsun, Yaşar Kemal olsun, Kemal bir başarı olsun. Otuzunu aşmış değiller mi? Kendilerini eskilerden sayanların bu ayrımı üstünde durulmadan kabullenilmiş gibime geliyor. Yerlerini kolayca kaptırmayanların inadıyla kendilerini aşıp geçenlere yeni damgası vurmakta da ayak diriyorlar. Her yenilikte bir oluş hali daha sonucu alınmamış bir durum vardır ya onu demek istiyorlar sanırım. Oysa yukarıda adlarını yasaydığımız kuşak sanat ürünleriyle kitaplarıyla artık ne olduklarını yeter derecede anlatmış durumdadırlar. Hele Orhan Kemal eşine az rastlanır bir hamarattır durmadan yazar. Geçimini yazılarıyla sağladığı için yazar. Sanat dürtüsü güçlü olduğu için yazar. Aceleye gelmiş, çırpıştırılmış, sanısı veren hikayeleri hiç yok mu? Var. Ama onların yanında öyleleri de var ki bu suçunu hemen bağışlattırıyor. Arka sokaktaki hikayelerin birkaçını daha önceden akşam gazetesinde okumuştum. İçinde en hoşuma gideni Süpürgeci ile Harika Çocuk oldu. Hele Harika Çocuk birçok yönlerden başarılı bir hikaye. Yazarın bu hikayesindeki harika çocuk ne piyano çalıyor, hatta ne politika yapıyor. O bir tahta sandık içinde peynir ekmekle domates yiyen bir küçük tornacı tesviyecidir. Kaptan olmak istermiş. Büyük denizlerde dalgalı, korkunç denizlerde dolaşmak istermiş ama karanlık bir atölyenin içine tıkılmış kalmış işte. Ekmek parası çıkarmaya savaşıyor. Olayları bir büyük adam ciddiliğiyle kabullenmiş. işini deli gibi seviyor. Orhan Kemal de peşinden gidip atölye penceresinin kenarında heyecanla seyrediyor onu ve gördüklerini şöyle anlatıyor. Boyu yetişmediği için ters çevrilmiş bir tahta sandığın üzerinden idare ediyordu makineyi. Makine ise çocuğun emri altında muhnis bir hayvan kadar uysal. Yere kıvrım kıvrım pırıl pırıl demir yongalar döküyordu. Gelin de harika çocuğun bünyesini bağrınıza basmak istemeyin bakalım. Deli fişek çocukluk çağındayken Toplumun zorunluluğu altında endüstri hayatına karışıveren bu küçük insan örneğini uzun uzun düşünmeyin. Bir tarihte Zonguldak'tayken merkez atölyesinde açılan çırak kurslarını görmüştüm. Orada da böyle nice ayhanlar vardı. Bir büyük adam gibi sarılmışlardı dişlerini. Oysa yerleri okullar, güneşlik bahçeler, kırlar kitaplar arasındaydı. Orada olmaları gerekirdi. Belki hikayenin bana dokunuşu bu yüzdendir. Neyse. Orhan Kemal'i öteki hikayecilerimizden ayıran bir başka özellik daha var. O orospuları, serserileri, işsiz güçsüzleri dedikoducu mahalle karılarıyla bir şehir yazarıdır. Bütün bu tortu tabakası kendi kaderlerine karşı kafa tutmayı akıllarından dahi geçirmezler. Nasılsa öyledirler. Bazen bir parlayışları da olur ya, çok sürmeden yatışırlar. Eski tas, eski hamam devam eder. İçlerinde cezaevlerine düşenlere rastlanır umutlarını yitirmişlerle hayal kurmasını sevenler oldukları gibi görünürler. Orhan Kemal'in görüşü sağlam, dili tertemizdir. Hikayeler içine kendinden bir şey katmayı hiç istemediğinden olacak. Bazı yazılara adeta bir röportaj sanısı verir. Kurudur. Bu halde de onu sevenlerin ah ne olur biraz daha özenseydi ya diyesi gelir. Mehmet Seyda akşam 1 Kasım 1956